Oyuncu Kırk Hoca'dan merhaba. Ben Oyuncu Koca, namı diğer Hiperaktif Koala. Bu sefer Deliçeklerden farklı bir içerik yapmak istedik. Malum 16 Ocak'ta oyuna yeni bir harita, yeni paketler, yeni klaslar geldi. Bu yeni klaslardan biri BMX Pack, diğeri bu videoda inceleyeceğimiz Grappling Hook Pack. Türkçesi daha kolay olduğu için biz ona Kanca diyelim. Bundan sonra da Kanca olarak adlandırırız. Sizler gibi biz de farklı mecralardan oyuncuları izliyoruz. Oyun içinde değişik oyuncularla karşılaşıyoruz ve gördük ki bu Kanca kullanımında oyuncular ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Diğerlerine göre kullanımı biraz daha zor. Daha detaylı bir paket. Glider'ı zaten öncesinden biliyorsunuz. BMX'in çok detaylı bir durumu yok. O yüzden oynaması daha zor ama bana göre diğer bütün klaslara göre en keyiflisi Kanca paketi. Dilerseniz videoya geçelim. Teknik detaylar, dikkat edilmesi gereken noktalar, neye maruz kalabilirsiniz vesaire gibisinden inceleyelim. Öncelikle en temel bilgi olarak kancayı E tuşuyla fırlatıyorsunuz. Snowboard'u T, glider'ı F tuşuyla aktif ettiğiniz gibi oyun nedense bu özelliğe farklı bir tuş atamış. Tabi isterseniz ayarlardan kendinize göre değiştirebilirsiniz bu tuşu. Diğerlerinden farklı olarak bu fırlattığınız kanca sınırsız değil. Yani sürekli kanca atamıyorsunuz. Maksimum 3 şarjı var ve birini kullandığınızda kancayı attığınız yere vardıktan sonra ve hatta yere inince dolum süresi başlıyor. Bu dolum süresi de 10 saniye. Yani bütün kancalarınızı bitirdiğinizde tekrar hepsinin dolması toplam 30 saniye. Bu nedenle eğer agresif duruma girecekseniz öncesinde kancalarınızın hepsinin dolu olmasında fayda var tabi. Varma ve yere inme durumuna daha detaylı bakmak gerekirse gördüğünüz üzere kancayı attığınız o yol mesafesince ve orada beklediğiniz süre boyunca kanca dolumu aktif olmuyor. Yani diyelim ki bir ağaca attınız ve orada pusmak istiyorsunuz. Orada asılı kaldığınız süre boyunca eksik olan kancalarınız dolmuyor. Bazı pusucu arkadaşları üzecek belki ama asılı kalma süresi sınırsız değil. Asılı halde beklerken 30 saniye zamanınız oluyor. 30 saniyenin sonunda karakter kendinden kancayı bırakıyor. Gelelim kanca mesafesine. Kancayı atabilmeniz için hedefe en fazla 29 metre uzaklıkta olmanız gerekiyor. Hedefi nişan alıp E tuşuna bastığınızda crosshair kırmızı ise zaten maksimum mesafeden uzaktasınız demektir. Oyun içinde eminim sizin de başınıza gelecektir. Bu kancayı bazı zeminlere atamıyorsunuz. Bunlar bazı sıkıntılı binalar, arabalar, botlar ve tabii ki helikopter. Bunlar dışındaki tüm zeminlere atabilirsiniz. Camlara da atabilirsiniz ama camı delip geçip arkasındaki yüzeye tutunacaktır. Bunlara ek olarak bir de suyun içinde kanca atamıyorsunuz. Artık kancayı nereye nasıl ve ne kadar atabileceğinizi biliyorsunuz. Şimdi attıktan sonra ne yapmanız gerektiğine değinelim. Kancayı attınız, otomatikman attığınız hedefe sizi çekiyor. Hiçbir şeye basmanıza gerek yok. Yani W'ya basmasanız da hedefe doğru gidiyorsunuz. Ancak vardıktan sonra hiçbir şeye basmazsanız attığınız yerde asılı kalırsınız. O yüzden asılı kalmak gibi bir amacınız yoksa varın varmaz F'ye basmanız lazım ki zaman kaybetmeden bir sonraki hamlenizi yapabilirsiniz. Kancanın en etkili kullanıldığı noktalardan biri de çatılara çıkmak. Ama her zaman tabii ki çatının üst yüzeyini görüp oraya nişan alıp kendinizi çekemiyorsunuz. Böyle durumlarda çatıya en yakın noktaya atışınızı yapıp oraya vardıktan sonra bu kez F'ye değil boşluk tuşuna basarak o çatıya tırmanabilirsiniz. Son olarak kancanın havada birden fazla kez kullanımını da anlatalım. Yani 3 kancanızı da havadayken hiç yere inmeden birden fazla kez nasıl kullanabilirsiniz onu da anlatalım. Daha sonrasında taktiksel kullanıma geçeriz. Yani oyun içinde kanca başınızı nasıl belaya sokabilir veya rakiplerinize karşı nasıl avantaj sağlayabilir ona da değiniriz. Kancayı havada birden fazla kez kullanmak için her zamanki gibi E tuşuyla kancayı atıyorsunuz. Varacağınız noktaya varmadan önce mümkün olduğunca yukarıdayken F'ye basıp kancayı havadayken bırakıyorsunuz. Sonra bir başka noktaya nişan alıp tekrar E'ye basıyorsunuz. Böylece havadayken yön değiştirmiş ve 3 kancayı da kullanarak çok daha hızlı bir şekilde uzak bir mesafe kat etmiş olabiliyorsunuz. Bunu kancayı iptal etmek için de kullanabilirsiniz. Yani istemeden kanca attınız veya attığınız noktadan son anda vazgeçtiniz. Tam oraya varmadan veya atar atmaz F tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. Şimdi gelelim taktiksel detaylara. Kancanın sağladığı en büyük avantaj bir yerde asılı dururken kamera açısını first person'dan third person'a geçiyor olması. Bu durum size avantaj sağlayacağı gibi rakibiniz için de avantaj sağlayıp sizi zor durumda bırakabilir. Yani siz first person oynamakta olan birini third person izlerken aynı şekilde siz first person oynarken third person sizi çoktan görmüş ve pusmuş birine de maruz kalabilirsiniz. Tabii siz bu şekilde kullanmayın. Bir diğer avantajı ise hiçbir şekilde düşme hasarı almıyorsunuz. Yüksek bir yerdesiniz diyelim, nereden geldiğini anlamadığınız bir hasar aldınız ve panik yaptınız. Hemen kendinizi aşağı bırakıp yere yaklaştığınızda kancayı atarsanız hasar almadan kurtulmuş oluyorsunuz. Bana göre en etkili kullanımı ise bina işlerini rushlamak ve çok hızlı yer değiştirebiliyor olmak. Biraz pratin yapar ve seri halde kullanabilirseniz rakiplerin beklemeyeceği yerlerde ve zamanlarda karşılarına çıkabilirsiniz. Oyun hepsinin mobilitesini ve kapasitesini aynı demiş. Kapasite konusunda şu an çok bir deneme yapmadım ama mobilite olarak bana göre en mobil olan bu kanca paketi. Kancanın bu yüksek mobilitesini kullanarak diğer klasların hepsinde zor durumda kalabileceğiniz noktalarda avantaj sağlayabilirsiniz. Ne bileyim dağ tepe gibi noktalarda, diğer klaslarla çıkamayacağınız noktalarda size avantaj sağlayabilir. Bu kadar övdük. Tabii kancanın dezavantajları da var. Her güzel şeyin bir de kötü tarafı olur. Gülü seven dikene katlanır. Başka atasözü bununla ilgili bilmiyorum. Öncelikle kanca kullanırken çok ses çıkıyor.
Özellikle ilk attığınız o saplanma sesi ve kendinizi çekerkenki ses çok yüksek. Bu yüzden rushlayarak değil, sinsice bir binayı basacak veya çıkışına pusacaksınız diyelim. Kesinlikle kancayı kullanmayın derim. Onun yerine yavaş hareketlerle binaya yaklaşmak daha iyi sonuç verecektir. Kimileri için avantaj sayılabilecek, ancak benim tarzımda oynayan, yani zorda kalmadıkça pusmayan, pusmayı sevmeyen oyuncular için kesinlikle dezavantaj olan ve nerflenmesi gereken bir nokta var maalesef. O da kancayı ağacın üst bölgesine atıp ağacın türüne göre zıplayarak veya karakteri serbest bırakarak bir nevi kendileri için pusmalık mükemmel bir ortam yaratmış oluyorlar. Bunlarla eminim yani herhangi bir değişiklik olmazsa çok sık karşılaşacağız. Kimileri için dediğim gibi avantaj olacak bu. Bizim gibiler için de dezavantaj olacaktır. Bu videoda buna yer vererek bir nevi hırsıza yol göstermiş oluyorum ama artık yapacak bir şey yok. Bir diğer dezavantajı ise kısa mesafelerde mobilitesi yüksek, ancak uzun mesafelerde diğer bütün klaslara göre çok daha zor durumda bırakabiliyor. Eğer araç bulamadıysanız ve geç kaldıysanız çok fazla volkana maruz kalabilirsiniz. Elimize verdiler, elimize ver. Ha yok, bu volkan o volkan değil. O yüzden diğer bütün klaslardan daha fazla harita ve süre kontrolü yapmanız lazım. Gelin videonun sonuna. Teknik ve taktiksel açıdan anlatacaklarım bu kadar. Eksik gördüğünüz veya anlamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bütün mesajlara zaten az. Galiba az olduğu için tam olarak bilmiyorum. Hepsine cevap veriyoruz. Videoyu beğendiyseniz ve sonraki içeriklerden haberdar olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.